Dün gece ulaştım Diyarbakır'a. Tahir Elçi ve iki polisin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında şehirde şu anda nasıl bir atmosfer var? İzlenimlerini aktarır mısın lütfen? Dilerseniz öncelikle dün akşam Diyarbakır'a vardıktan sonraki izlenimlerimizden başlayalım. Şu sıralarda Diyarbakır'ın merkezinde Adliye Sarayı'nın önündeyiz. Hemen arka tarafımızda morg bulunuyor ve Baro Başkanı Tahir Elçi'nin naaşı da o bölgede. Şimdi avukatlar sevenleri ve cenazeye katılacaklar. O bölgeye doğru gitmeye başladılar ama bizim anlatmak istediğimiz asıl dün akşamdan beri izlenimlerimiz hatırlanacağı gibi dün akşam buraya geldikten sonra dün sabah saatlerinde çıkan o çatışmanın ardından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğle saatlerinden sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve o yasak ikinci bir emre kadar da devam edecekti ama Diyarbakır'ın merkezinde şu an bizim bulunduğumuz bölgede hatta ve hatta kameraman arkadaşım Adem Keleş'le birlikte dün saat 9.30-10 civarında Diyarbakır'ın en işlek semtlerinden birisi olan, en hareketli semtlerinden birisi olan ofisin olduğu bölgede dahi hiç kimse yoktu sokaklarda ve büyük bir bölümünde kepenkler kapanmış ve esnaf da bu bölgede evlerine doğru gitmişti. Dün sabah saatleri, bugün sabah saatleri ve dün akşam saatlerinde de çatışmanın olduğu bölgede, yani Sur ilçesinde silah seslerini duyduğumuzda söyleyelim. Sabah saatlerinden itibaren de işte gördüğünüz gibi bugün cenazeye bir hazırlık var emniyet kuvvetlerinde. Köşe başlarında ellerinde akrepli polisler ve sürekli köşelerde duran tonalar, devriye atan akrepler devam ediyor. Az sonra cenaze saati 9.30 sıralarında, yani yaklaşık 10-15 dakika sonra morgdan alınacak ve koşu yolundaki, ofis semtinin hemen arkasındaki koşu yolundaki insan hakları anıtının önüne getirilecek. İlk tören o bölgede düzenlenecek. İşte o bölgeye kadar olan yolların hepsinde de polis ekipleri köşe başlarında bu şekilde nöbet tutuyorlar. Ve dün olayın gerçekleştiği, tarihi 4 ayaklı minarenin olduğu yer, yani Sur ilçesinin olduğu bölgede, yani Sur kapılarının olduğu yere doğru gidişlerin pek çok noktasında yollar kapalı ve polis bariyerlerini kurmuş, o tarafa geçişe izin vermiyor. Hala dün saat 13 sıralarından itibaren az önce de belirttiğim gibi Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı vardı. Sabah saatlerinde dahi Sur ilçesinden silah seslerinin duyulduğunu söylemiştik. Bugün cenaze az sonra anıta getirilecek. Anıttan asıl program vurulduğu yere, yani Tahir Elçi'nin öldürüldüğü, katledildiği yere götürülmesi ve o bölgede bir tören yapılmasıydı ama oraya cenazenin gireceğini düşünmüyoruz. Zira dediğim gibi hem sokağa çıkma yasağı var, hem sabah saatlerinde silah sesleri geliyordu, hem de polisin güvenlik önlemleri bu şekilde devam ediyor. Oradaki